Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Birinci sorumuz, kendinden kısaca bahseder misin? İsmim Erdinç. Normalde Antalya'da yaşıyordum. Şu an Manchester'dayım. Eşim Ankara anlaşmalı. Onun Ankara anlaşması üzerinden ben de dependent olarak Manchester'a geldim. Yiyecek içecek üzerine bir firmada çalışıyordum yönetici olarak. Benim ismim İlksel. Ankara anlaşmasını benim üzerinden yaptık. Peyzaj ve bahçe tasarımı üzerine. Ben ziraat teknikeriyim normalde. 10 yıl bu sektörde çalıştım. 2017 yılında da Akdeniz Üniversitesi Serikgözü'nün Süleyman Sürer Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Sahne ve Dekor Tasarım mezunuyum. Bundan dolayı SketchUp, AutoCAD gibi çizim programlarını öğrendim. Kara kalem çizimleri öğrendim. Bundan dolayı da peyzaj tasarımı, ilk mezuniyetim ve ikinci mezuniyetim birleştirerek peyzaj ve bahçe tasarımı üzerine bir iş planı hazırladık ve buraya geldik. İkinci sorumuz, Ankara Anlaşması'ndan nasıl haberdar oldunuz diyor. Ankara Anlaşması'ndan benim İngiltere'de yaşayan bir arkadaşım vasıtasıyla haberdar oldum. Yıllarca o bize gel dedi ama nasip bu zamanaymış. Türk vatandaşı olarak birden fazla ülke seçeneğimiz vardı aslında. Neden İngiltere? Neden İngiltere'ye gelince, İngiltere bence ekonomik olarak diğer ülkelere göre daha üste geliyor. Yani dünyanın ilk 5 ekonomisine giriyor. Ve İngilizceyi az da olsa bilmemiz burayı seçmemizde bir etken oldu. Yani Almanca da Fransızca daha zordu bence. Kesinlikle. Ankara Anlaşması'ndan beklentiniz, İngiltere yaşamından beklentiniz ne diye soruyorsunuz? Cevaplamak ister misin? Tabii. Ankara Anlaşması'ndan beklentimiz, şimdi zaten Ankara Anlaşması ile ilgili birçok video var. Bu anlaşmada öncelikli olarak bir yıllık bir vize verilip size Ankara Anlaşmalı'ya kendi kuracağı şirketin iş alanında kendi şirketi üzerinden faaliyet göstererek, sadece o konuda faaliyet göstererek Ankara Anlaşmalı kişiyle birlikte gelen eş ya da arkadaşı, onları da dependent olarak herhangi bir işte, normal bir İngiliz vatandaşı gibi herhangi bir işte çalışma imkanı sunuyor. Burada yaşam şartlarının daha iyi olacağını düşündüğümüz için İngiltere'yi seçtik. Bir yıllık bu süreci iyi değerlendirip uzatma almak istiyoruz. Beklentimiz bu. Genelde uzatmayı 3 yıllık veriyorlar eğer ilk yılınız başarılıysa. Başarılı değilse bazen uzatma vermeyip iptal ediyorlar ya da bir yıllık daha uzatma veriyorlar, ikinci bir şans gibi. İşte bu tamamen sizin faaliyet gösterdiğiniz iş alanındaki başarınıza bağlı. Biz de burada hem İngilizcemizi geliştirip yaşamaya devam etmek istiyoruz, hem de artık buranın yaşantısına dahil olmak istiyoruz. Ankara Anlaşması'ndan beklentileriniz neydi? İngiltere'nin gerçekleri ve sizin hayalleriniz örtüştü mü diye sorulmuş. Ankara Anlaşması'ndan beklentimiz buraya gelip iş kurmaktı. Hani evet, şirketimi kurdum. Daha çalışmaya başlamadım. Hani benim düşüncem geldiğim andan itibaren çalışmaya başlamaktı. Ama buradaki havanın, iklimin ben dolayı baharla birlikte işler yoğun bir şekilde başlıyor. O yüzden şimdilik diğer anlaşmada olan internet satışı üzerinden bir şeyler yapmaya çalışacağım bahara kadar da. Benim beklentim zaten herhangi bir işte kendi daha önce çalıştığım sektöre uygun herhangi bir işte burada giriş yapmaktı. İş aramama çok gerek kalmadı. Yani o noktada mutluyum. Benim daha önce çalıştığım firma uluslararası bir firmaydı. Farklı ülkelerde, özellikle Avrupa'da birçok ülkede ve uzak doğuda şubeleri var. Ben de o şekilde Manchester'daki yatırımlarına geçiş yapmış oldum. O açıdan yakın vakitte de başlayacağım. Bazı evrakların tamamlanması gerekiyor. Buraya yerleştiğiniz zaman öncelikli olarak adresinizi kanıtlamanız, kira kontratınızın olması gerekiyor. Ya yani çoğunu zaten tamamladım. Sadece bir ulusal sigorta numarası alma işi kaldı. Onu da yakında başvurduk ama gelmedi, evet, sadece. Belirttikleri zaman, bana gönderdikleri zaman numarayı, ondan sonra da iş başı yapmış olacağım. Danışman ile mi çalıştınız yoksa kendiniz mi hazırladınız başvuru sürecine? Bu süreçte yaşadığınız deneyimler nelerdi? Mesela referans mektubu sürecini nasıl çözdünüz? Biz ilk etapta
Biz Ağustos'ta karar verdik, Kurban Bayramı'ndan önce. Danışman aradık. Ağustos 2018. 2019. 2019 pardon. Ağustos 2019'da danışman aradık. Birkaç kişiyle de görüştük. Hatta bir iki tanesi kafamıza yattı ama fiyatlar bize yüksek geldi. O yüzden biz kendi iş planımızı kendimiz hazırlamaya karar verdik. Evet. Ve 3 hafta gibi bir sürede iş planımızı kendimiz hazırladık. %90'ını ilk sen hazırladı. Ben de sadece finansal plan kısmını doldurdum. Orada da zaten o noktada daha önce iş planı hazırlamış, bununla ilgili tecrübesi olan kişiler de bize deneyimlerinden ışık tuttular. Zaten bir şekilde bir fikir alarak siz de fikirlerinizi ortaya koyuyorsunuz ve çok da korkulacak bir şey yokmuş. Gerçekten internetten araştırdığınız zaman her şeye ulaşabiliyorsunuz. Özellikle İngiltere'deki iş piyasası, hangi sektöre giriş yapacaksanız burada, hangi sektörde çalışmayı düşünüyorsanız Ankara anlaşmalı olarak, şirketiniz hangi sektöre giriş yapacaksa o sektörle ilgili bilgilere ulaşmanız mümkün. Onları da zaten iş planınızın içine yerleştirdiğiniz zaman da sayfalar dolusu bilgi oluşmuş oluyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Danışmanlar hep beni yanlış yönlendirdiler. Belki danışmanla çalışmamamızın bir sebebi de... Bir kısmı. Evet, bir kısmı bizi yanlış yönlendirdi. Belki bir sebebi de budur. Herkes İngiltere'de tarım yok, orada tarımla ilgili bir iş yapamazsın dedi. Ama sonra ben kendim girip araştırdığım zaman aslında olduğunu gördüm. Kesinlikle. Referans mektubunu söyleyecektik. Evet, referans mektubu da, onu da artık daha önce buraya gelmiş olan kişilerden rica edebilirsiniz. Ya da sizin tanıdıklarınız varsa uzaktan, akrabalar, akrabaların tanıdıkları gibi İngiltere'de varsa uzaktan birileri, onlara ulaşarak bir şekilde ricada bulunabilirsiniz. Sonuçta bu onları bir yükümlülük altına sokmuyor. Sadece geçici olarak size, eğer hani buraya gelirse, bu faaliyet alanında iş kurarsa, ben de ona şu işle alakalı olarak şey yapabilirim, hizmetin sunması için teklifte bulunabilirim, teklifini kabul edebilirim anlamına geliyor. Bu süreçte biz de birkaç tane mektup istedik. Uzaktan bir akrabadan rica ettik, onlar İngiliz vatandaşı olmuşlar. O kendi adına, kızı adına ve bir de bir arkadaşlar adına 3 tane mektup bize göndermişti. Ama ben Londra'da yaşamıyorum. Onların mektupları da sadece orada kaldı, yani başvuruda kaldı, öyle söyleyeyim. İngiltere'de ilk dönem hissiyatları diyor. İlk geldiğiniz andan itibaren, özellikle ilk hafta, ilk ay hissiyat neydi? Neler rahatsız etti? Neler çok mutlu etti? Özellikle lokal insanlar ile ilk denk gelmeye başladığınızda neler oldu? Hiç ırkçılık konusunda bir deneyiminiz oldu mu? Yok, olmadı. Dur, burada... yavaş yavaş gidelim. Bekle. Tamam. İlk geldiğimizdeki hissiyatımız. Evet. İlk geldiğimdeki düşüncem çok soğuk. Hava çok soğuktu. Londra'ya geldiğimiz, evet, önce BRP kartlarımız için bir adres vermemiz gerekiyordu. Daha önceden ben bir kere İngiltere'ye gelmiştim 2 haftalığına. Bir iş gezisi dolayısıyla. Benim şirketim bir, benim çalıştığım firmanın bir İş kesisi dolayısıyla gelmiştim. O süreçte bildiğim bir adresi BRP kartlarını BRP kartları için yazdım başvuru sırasında. Çünkü başka bir yer aklımıza gelmedi. Zaten BRP kartı için bir adres verseniz de onlar şey yapıyor, en yakın post ofise gönderiyorlar. O süreçte geldiğimizde hava soğuktu gerçekten. Çünkü Kasım'ın 20'sinde geldik biz buraya. Bir gün önce kısa kollu giyip Antalya'da. Evet. Artı işin ilginç tarafı yani bu kışın en soğuk günlerinden birine denk gelmişiz biz geldiğimizde. Hem havanın derece farklılığı Antalya'ya göre Londra'nın, hem de gerçekten çok oradakilerin bile üşüdüğü, burada yaşayanların bile üşüdüğü bir soğuk rüzgarın olduğu bir güne denk gelince içine biz şey yaptık, gözümüz korktu soğuktan dolayı. Ama aradan bir hafta geçtiğinde alışmaya başladık. Aynen. Kesinlikle şu an çok rahat bir şekilde hiç endişe etmeden dışarı çıkıyoruz. Yani hava, aynen, o kadar da soğuk gelmiyor. Ya alıştık, bilmiyorum ya da yani, ya da bilmiyorum. Bir de şey var, lokal insanlarla, biz zaten kaldığımız otelde genelde İngilizler vardı. Hani Erdinç'in İngilizcesi bana göre daha iyi. Onlarla anlaşabiliyordu ama ben de zaten dediklerini bir şekilde anlıyordum. Hani korktuğumuz bir şey olmadı o konuda. Burada çok fazla göçmen olduğu için, Londra'da daha fazla aslında. Londra'da da çok fazla göçmen olduğu için, yani çoğu kişi yabancı zaten.
bilenler birbirlerine bir şekilde yardımcı oluyorlar. Çok çok farklı bir insana denk gelmediği sürece. Biz herhangi olumsuzluk yaşamadık. Nereye gittiysek her zaman bize yardımcı olmaya çalışan insanlar oldu. Hem resmi dairelerde hem herhangi bir mağazada, markette. Herkes elinden gelince yardımcı oldu. Güler yüzlüler. Hiç suratlarının astımını görmedim hiçbir şey için. Anlamadığımız şeyleri defalarca anlatmaya çalıştılar. Farklı şekillerde anlatmaya çalıştılar. İngilizce ile anlamadığımız yerlerde el kol hareketiyle çözmeye çalıştık. Birçok şeyi kağıda çizdiler vesaire. Onlar da ya ellerinden geldiğince yardımcı oldular. Şu an mesela hava karanlık ama bu saatlerde yaz olduğu zaman her taraf aydınlık olacak. Biz aydınlık da olsa karanlık da olsa dışarıya çıkıyoruz yani. Aynen. Yine hava almak için. Mesela şimdi dışarıdayız. Biz gene böyle göstereyim. Saat şu an burada 17. Aynen. Türkiye saatiyle şu an 20. Şu an saat 8. Evet. Akşam 8 Türkiye'de. Evet, diğer soru... O soru bitti mi tamamen? Bitmedi. Neler rahatsız etti, neler çok mutlu etti? Hiç ırkçılık konusunda bir deneyiminiz oldu mu? Burada Türkiye'deki Suriyelilerden bir farkımız yok sözü size bir şey ifade ediyor mu? Bence biz hiç alakası yok. Irkçılık yani görmedik geldiğimizden beri. Yani ne Londra'da ne de Manchester'da. Yalnız sizi dolandırmaya çalışan hani insanlar oluyor. Mesela taksici vardı bir tane. Bizim otobüse gideceğimiz yerden daha fazla yürüdük taksiye bindiğimiz için ve iki katı para verdik. Ve taksi ücretsizdi yani. Evet. Şey pardon, otobüs ücretsizdi, taksiye biz ciddi bir para... Çok fazla bavulumuz olduğu için terminale giderken yakın aynen mesafede. Yani taksiyle gidelim dedik, otelin taksisine. İşte onlar da şey dolandırmaya çalıştılar. Yolda fiyat değişti yani, ona dikkat edin. Sürekli. Onun dışında yani burada insanlara saygılılar. Kimse kimseye olumsuz kötü bir şey söylemiyor. Ama bölge de çok önemli. Bence mesela bizim yaşadığımız kesinlikle bölgeden dolayı belki yani Seyl'de böyle bir şey yok ama belki farklı bir bölgede yaşasaydık farklı bir deneyimimiz olabilirdi. Bilmiyorum. Evet, özellikle belli bölgelerde, belli milletlerde insanlar birbirlerine yakın olmaya çalışıyorlar. Yani biz de mümkün olduğunca işte ulaşımı kolay, yaşaması rahat, sakin, insanların birbirine saygılı olduğu, daha saygılı olduğu bir yer seçelim istedik. İşte IT grubunda mesela Ali Bey'in, Recep Bey'in, diğer şu an ismini hatırlamıyorum, diğer arkadaşların yönlendirmeleriyle biz Stockport ve Seyir bölgesinde ev baktık. Buralar gerçekten ailelerin yaşaması için uygun yerler. Kiralar azıcık yüksek ama o da önemli değil. Yani rahatlık bence bir miktar daha önemli. Ama Londra'da mesela 1500 pound'a bir ev, bir oda, bir ev kiralamaya çalışıyorsunuz. Aynen. Burada mesela 600 pound'a, 700 pound'a, hatta bazı semtlerde 300 pound, 350 pound'a kadar ev bulabiliyorsunuz. Aynen. Yani kötü evlerde değil. Bizim oturduğumuz semtte mesela 700 pound'a iki yatak odalı, bir salon, bir oturma odalı, böyle dört odalı iki katlı evler tutabilirsiniz. Diğer sorumuza geçelim o zaman. Ayrıca Suriyeliler gibi de düşünmedik kendimizi, onu da söyleyeyim. Kesinlikle. Buraya geldiğiniz zaman yaşadığınız hayat konusunda sizi çok şaşırtan bir olay oldu mu? Mesela metro kullanımı, otobüsler, akşam her yerin kapanması, alışveriş yapamamak, pazar günleri hayatın durması gibi konularda ne hissettiniz, ne yaşadınız? Bunu ben şöyle açıklayayım. Kardeşim bunu söylüyordu zaten. Pazar günleri hani abla burada hayat duruyor falan diye, kardeşim Fransa'da. Hani o söylüyordu, ondan zaten alışıktım. Arkadaşlarım da söylüyordu bunu. İlk gün pazar günü biz 4'te çıktık, markete gidecektik. Tabii ki kapanmış. Çarşıya gittik, çarşı kapanmış, güvenlik geldi. Kapalı diyor. Neden kapalı diyorum. Kapalı diyor, çık diyor yani. Sonra Kop muydu? Koplar vardı. Market, evet. Kop marketler var. Onlar açıktı gece 10'a kadar. Oradan bir şeyler aldık. Yani o gün öyle çözdük. Onun dışında da biz fazlaca alıp zaten evde buzdolabında duruyor bizim yiyeceklerimiz. Pazar günleri de alıştık yani ortamın kapalı olmasına. Hani çok yadırgamıyoruz. Burada insanların evlerine gidip akşamları evlerinde geçirmeleri için bir konfor alanı oluşturmaları için bir düzenleme olmuş gibi geçmişten beridir. Yani
uzun çalışma saatlerini görmüyorsunuz bence. Yani çalışanlar da genelde cuma günü, ortalama olarak söyleyelim, cuma günü sakinlemeye başlıyorlar. Cuma öğleden sonra iş hayatı bitmiş gibi hissediliyor burada. Anlatanlardan bildiğim kadarıyla daha çalışamadım. Cumartesi ve pazar günleri de genelde tatil yapıyorlar. Çalışma saatleri 40 saat civarı. İşe, mesleğe göre değişiyordur bu muhtemelen. Yapılan işe göre değişiyordur. Ama cumartesi pazarları tatillerini yapıyorlar. Pazar günü de saat 4'te her yer kapanıyor. Ama biz şey yapıyoruz ya, pazar günü mesela beraber yürüyüşe çıkıyoruz. Yani belki o yüzden hani bir yere gidip oturmak yerine. Evet, yani kafeler bile, marka ismi vermeyin, bilindik kafeler bile saat 5-5.30 gibi kapatıyorlar dükkanlarını. Ondan sonra burada işte bildiğiniz pub kültürü var. Pub'lar açılıyor. Alkol alanlar alkol alıyor, almayanlar da onun yerinde. Herhalde daha hiç gitmedik. Kola içiyorlar. Alkol dışı bir şeyler varsa onları içiyorlardır. Evet. İş bulma sürecinde attığınız adımlar nelerdi? Çevrenizden destek aldınız mı? Kendiniz için ideal bir iş bulana kadar günü kurtarmak için hiç iş yaptınız mı? Yaptınız ise bu işlerdeki deneyimleriniz ne oldu? Ben günü kurtarmak için herhangi bir iş yapmadım. Çünkü Ankara Anlaşmalı'nın böyle bir şey yapmaması gerekiyor. Çünkü bunun ciddi yaptırımları var. Kesinlikle. Kaçak çalışma sonrasında sınır dışı evet. edilirsiniz. Aynen. Yani hani yapan var mıdır bilmiyorum. Yani vardır belki. Haberim yok. Kesinlikle Ankara Anlaşmalı kişi kaçak bir iş yapmaması lazım. Kendi işini, aynen. kendi firmasıyla faaliyet göstermesi gerekiyor. Kanuna uygun olarak ilerleyin. Yoksa yakalanırsanız anda sınır dışı edilirsiniz. Erdinç'in de, yani. Evet, Erdinç'in de kendi firmasından görüşmeleri devam ettiği için o da bir iş aramadı. Ama ben peyzaj ve bahçe bakımı ile ilgili çevremden elbette destek alacağım. Hani burada tanıştığım aileler var, Türk aileler var. Onlardan destek alacağım. İngilizler de var, onlardan da destek almayı planlıyorum. Burada yerleşik olan ve yeni gelmiş Türk çevresiyle ilişkileriniz nasıl oldu? Türk'ü gurbette sever sözü konusunda deneyimleriniz nedir diye. Evet, Umut Bey'in espritüel cümlesi. Evet, biz buraya geldikten sonra sadece Ankara Anlaşmalılarla görüştük. Bir de benim kuzenim vardı. Onun eşi İngiliz olduğu için onlar burada yerleşiklerdi. Onlar zaten destek oldular bize. Bir de bize referans mektubu veren aileyle bir akşam yemek yedik. Yani onun dışında Türk çevresini çok fazla bilmiyorum. Ama Ankara Anlaşmalılar da hep bize destek oldular gerçekten. Hani hiçbir kötülük görmedim. Gelecek planlarınızda İngiltere nasıl bir yer kaplıyor? Türkiye'ye geri dönmek konusunda bir planlama var mı? Biz burada yaşamayı planlıyoruz. Belki ileride hani çok çok sonra biraz İngiltere'de, biraz Türkiye'de hani yapabiliriz. Hani atıyorum buranın kışı soğuk olduğu için Türkiye'de 1-2 ay geçirip ya da 3 ay geçirip sonra Antalya'da tabii sonra tekrar İngiltere'ye dönebiliriz. Yani biz burada yaşamak üzerine kuruyoruz hayatımızı. Ama bu yani bu önümüzdeki yıl değil, daha sonraki yıllarda. Aynen. Yıllar için geçerli olan bir şey. Tabii biz uzatmayı alıp buranın vatandaşlığına geçtikten sonra ve emekli olduktan sonra hani burada biraz çalışıp birikim yapıp orada evimizi alıp hani birazcık daha ya da süresiz oturum yani tabii sonra. Tabii. Aynen. Son olarak sorularda yer almayan ama yaşadığınız İngiltere'de yaşam ve iş konusunda deneyimleriniz varsa ilginç anekdotlarınızı paylaşabilir misiniz? Burada söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Senin? Burada posta işleri hızlı işliyor. Postaya herhangi bir şey verdikleri zaman birkaç gün içerisinde mutlaka elinize geliyor. Kaybolma riski çok düşük diye düşünüyorum. Çünkü neyi taahhüt ediyorlarsa hemen gönderiyorlar. Yani burada bunların dışında hayat bazı konularda yavaş ilerliyor. İyi bir şey. Stresten uzak hissediyorum ben kendimi. Ben de hissediyorum bir buçuk aydır. Belki çalışmaya başlamadığımız için ama hayatımda ilk defa bu kadar uzun süre çalışmadan oturdum. Boşta kaldım. Ama bu süreci biz hem banka hesaplarımızın, işte ulusal sigorta numarası başvurularımızın, sağlık ocağı kaydımızın, işte çevreye alışmamızın, ev tutmamızın, yerleşmemizin çabalarıyla geçirdik. Yani günler de dolu dolu geçti. Özellikle ilk bir ay.
Bu noktadan sonra artık her şey hazır neredeyse. Çünkü 1,5 ayda siz bunları ancak yapabilirsiniz 1-1,5 ay içerisinde. Çünkü farklı bir ülkeye geliyorsunuz, farklı ülkenin farklı alışkanlıkları var, havası farklı, yaşam tarzı farklı. Orada siz her şeye yeni baştan başlıyorsunuz aslında. Bütün kariyerinizi bırakıp geliyorsunuz. Yani eğitiminizi, kariyerinizi, her şeyi bırakıp da geliyorsunuz buraya. Yani onu düşünerek gelin bir de. Bu noktada her şeyi yeniden başlayacaksınız. Yani sağlık ocağı kaydınızı yaptıracaksınız. O ayrı bir gününüzü alacak. İşte 7 gün içerisinde buraya geldikten sonra 7 gün içerisinde göçmenlik bürosuna gidip polis noktasına, polis karakoluna gidip kaydınızı yaptıracaksınız. Adres değişikliği yaparsanız kaydınızı yenileyeceksiniz. İşte ev tutarsanız mobilyası yoksa mobilya alacaksınız, siparişini vereceksiniz. Biz ikinci elden aldık ve Facebook Palast'ın aldık. Evet, burada yani o kadar çok mobilyasını bağışlamak isteyen insanlar var ki. Çünkü o mobilyaların yerine başka mobilya alıyorlar. Ki burada birçok şey çok ucuz. Akıllı televizyonlar, Smart TV falan bilindik markalar yani. İyi markalar. Bunlar 300-400 pound'a. Yani büyük yani ekranlarda 43 inç, 50 inç, 55 inç televizyonlar 300-400 pound'a satılıyor burada. Pound'u direkt TL'ye çevirip 8 ile çarparak hesaplamayın. Türkiye'deyseniz eğer. Çünkü burada siz pound olarak asgari ücret bile kazansanız 1600 pound asgari ücret ortalama. Burada saatlik 8.21 pound veriyorlar asgari ücreti. Siz yaptığınız mesleğe göre, işe göre daha fazlasını kazanacaksınız zaten. Yani ortalama 2000 pound bile kazansanız televizyonun fiyatı sizin maaşınızın 5'te 1'i. Yani bunu kıyaslama yaparken bunu o şekilde kıyaslamakta fayda var işte. Kendi ülkemde televizyon fiyatı ne kadar? Şu kadar. Maaşımın kaçta 1'i? Kaçta 1'i değil, maaşımın kaç katı oluyor mesela. Burada ama maaşımın 5'te 1'i. Öyle hesaplayabilirsiniz. Bizim buradaki bir sürü video var. Bunları da izlemek isterseniz İngiltere'de bir çiftçi kedi YouTube evet kanalından takip edebilirsiniz. Vlog şeklinde yaşadıklarımızı anlatıyoruz. Londra'da çekmiş miydik? Londra'da da çektik tabii Londra'da ki. Londra'da çekmeye başladık. İlk geldiğimiz günden itibaren çekmeye başladık. Bu arada acayip bir soğuk var, esiyor. İngiltere'de bir çiftçi kedi, biz takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese bol şans. Evet, sormak istediğiniz sorular olursa da lütfen alta yorumlarda yazın. Biz size cevaplarız iş planı ile ilgili de. Size kısaca çevreyi de göstermek istiyorum.